Çorum Eski Belediye Başkanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı Zeki Gül, Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Hamit Kaplan'ı alma törenine katıldı. Alma törenine Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayraktar, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Milletvekili Mustafa Tuncer, Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, merhum şampiyon Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan, Avrupa şampiyonu güreşçi Mahmut Demir ve vatandaşlar katıldı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kaplan'ın kabrine çelenk sunuldu ve Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Zeki Gül, Türk milletinin güreşe geçmişten beri önem veren bir millet olduğunu vurgulayarak, Güreş Federasyonu olarak özellikle gençlerimize çok önem vermek adına güreş adına gayret veriyoruz dedi. Hamit Kaplan'ın adını biz Çorum'da bir caddede yaşatıyoruz. Her gün önünden geçiyoruz. Adil Can Demir'de yine aynı şekilde bizim güreş eğitim merkezimizin ismi de Adil Can Demir'dir. Biz Tevfik Kış ve Mahmut Atalay'ın da isimlerini oralarda yaşatıyoruz. Biz atasporumuz olan güreşe ta geçmişten beri önem veren, değer veren bir milletin evlatlarıyız. 18. yüzyılın sonlarında şimdi Maradona vefat etti de Ronaldo, Messi nasıl karşılanıyorsa Koca Yusuf Paris'e gittiğinde 10 bin kişi karşılamış. Doğru değil mi şampiyon? 50 bin kişiye güreş yapmışlar Koca Yusuf'la. Koca Yusuf oradan Amerika'ya gitmiş. Bizim geçmişte böylesine değer verdiğimiz atasporumuzun bugün geldiğimiz noktada istediğimiz manada olmaması ister istemez bizi üzmekle birlikte son yıllarda Güreş Federasyonu olarak özellikle gençlerimize çok önem vermek adına güreş adına gayretlerimizi de burada belirtmek istiyorum. Ardından Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayraktar kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Bayraktar, Hamit Kaplan'ın genç yaşına rağmen 175 kez milli mayoyu giydiğini, çalışkanlığı, azmi, efendiliği ve spor ahlakı ile Türk güreşinde bir ekol oluşturduğunu ifade etti. Merhum Hamit Kaplan genç yaşına rağmen 175 kez milli mayoyu giymiş, defalarca dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş, şanlı al bayrağımızı göndere gök çektirmiş, istiklal marşımızı söyletmiş, ülkemizin medarı iftiharı olmuştur. Son olarak ise kürsüye gelen Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı konuşmasında Hamamözü denilince kaplıcalarıyla atasporu güreşin en iyi pehlivanlarının yetiştiği bir ilçenin akla geldiğini belirterek merhum Hamit Kaplan'ın 11 yıllık milli güreş hayatında sayısız Türkiye, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları ile bir de olimpiyat şampiyonluğu ekleyerek 175 kez milli mayoyu giymiş çok önemli bir sporcu olduğunu vurguladı. İlçemizin yetiştirdiği büyük güreşçi, atasporumuz güreş, Türklerin kuvvetini, cesaretini, yiğitliğini, pehlivanları ile Türk gibi güçlü sözünü bir kez daha dünyaya hatırlatan en önemli sporumuzdur. Merhum şampiyon Hamit Kaplan, doğup büyüdüğü Hamamözü'müzde kara kucak güreşleriyle başladığı spor yaşamına güçlü fiziği ve heybetiyle ilk milli formayı giydiği 1954'ten 1965 yılına kadar 11 yıllık milli güreş hayatına sayısız Türkiye, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına bir de olimpiyat şampiyonluğunu eklemiş, 175 kez milli mayoyu giymiş, çok önemli bir sporcuydu.